Yeni nesil ihtiyaçların yani mobilin, tablet cihazların hayatımıza girmesiyle beraber artık HTML de yeni bir yüze kavuştu. HTML 5 dediğimiz bir yüze kavuştu. Bir standarda kavuştu daha doğrusu. İşte bu standartla beraber yeni tagler de beraberinde geldi. Şimdi biraz da HTML 5 ile beraber gelen yeni taglerden yararlanalım. Zaten şu ana kadar yazdığımız her şey zaten HTML5 içerisinde tanımlı da işte HTML5 çıkmadan önce olanlardı çoğunlukla. Yani şu fark da çok önemli değil açıkçası. Hani HTML5 5'te mi bu HTML'in önceki versiyonlarında mı? Hani bunu da çok fazla ayırt etmenize gerek yok açıkçası günümüzde. Gelin dediğim gibi şeyle devam edelim. Yeni taglerle layout yapacağız arkadaşlar. Bu arada ben bunları İngilizce yazıyorum. İngilizce kullanıyorum ki bu kavramlara hakim olun. Çünkü bunlar aynı zamanda karşınıza birçok ortamda karşınıza çıkacak teknik terimler. Layout ne demek? Layout sayfanın görüntüsüyle yani yapısıyla ilgilenen ifade diyebiliriz. Örneğin şu mevcut bulunduğumuz sayfada örneğin şurası bizim hani menümüz işte now dediğimiz kısım navigation kısaltması veya burası da şu sol tarafa baktığımız zaman aslında bu da bir navigation. İşte yukarıda bir title olabilirdi. O title şu göbek kısım article diye geçiyor arkadaşlar. Şu alt kısım ise footer diye geçiyor. Şimdi hepsini tek tek sizinle inceleyelim. Şöyle şunu da silelim. Şimdi gelin kodlamamızı gerçekleştirelim bu noktada. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ben direkt olarak bakın sayfamda şey de yaptım. Yani daha önceki sayfalarımda şu İndeks HTML'deki gibi HTML head vesaire eklemedim. Çok da önemli değil açıkçası. Yani tarayıcılar bu bağlamda ya HTML varmış, head varmış çok önemsemiyor. Ama normalde olmalı. Fakat biz örneklerimiz için bunu hızlıca yapmak adına çok da önemsemiyoruz. Normalde hepsinin tepesinde aynı indeksteki gibi işte bir body head HTML olması gerekiyor. Evet ne dedik? Layout şurada kalmış. Şimdi layout içinde arkadaşlar HTML5 ile beraber gelen bir header tag'i ile karşılaşacaksınız. Özellikle Bootstrap gibi bir CSS framework'ünü kullandığınız zaman orada header'ı işte nav'ı, article'ı. Bu arada kaydı durdurdum. Belki fark ettiniz. Çok fena hapşırdım. Şimdi header. Orada fark edeceksiniz Bootstrap'te. Header, işte now, article, footer gibi şeyleri göreceksiniz. Tagleri göreceksiniz. Header'a bu bir başlık. Yani sayfanın başlığı diyelim. Gibi. Header bu işe yarıyor. Şimdi gelin şöyle yine indekse gidelim. Şöyle şurada da bir link daha bırakalım ama buraya bir br bırakalım ki alta eklesin. Layout HTML. Şöyle gidelim. Tabi buna formatting demişiz. Layout. Layout'a gitsin. Bakın bu bir başlık. Sayfanın başlığı. Şimdi diyeceksiniz hani zaten ben bunu normalde de yazabilirdim. Ne gerek var header'a? Şunun için arkadaşlar işte normal PC'de girdiğiniz zaman işte bir başlık vesaire her şey çok net. Yani başlık, sol taraf, orta göbek kısım, alt kısım vesaire ama işte bir mobil cihazda bunlar böyle değil. İşte mobil cihazlarla uyumlu sistemler geliştirdiğiniz zaman işte header olan kısmı göster, gösterme gibi veya farklı formatta göster gibi şeyler yapabiliyoruz. O yüzden bunlar önemli.
Yani yaptığı şu an üzerinde çalıştığınız şey gerçekten önemli. Sadece teglerle ilgileniyorum. Bunları zaten dediğim gibi stillerle besleyince, özellikle bootstrap'le besleyince bunun ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Ve nav'a gelelim. Nav ise navigation. Yani bizim navigation, yani bizim menümüz. İşte LI'ye geldiğim zaman örneğin Ankara, işte birkaç tane şehir. Bunun işte hava durumu listesi olduğunu düşünün. Bunlara tıklayınca o şehrin hava durumuna götürecek bizi. Adana diyelim buna da. Layout'a geldiğim zaman bakın bunu da burada görüyoruz. Bir diğer HTML5 ile gelen tag ise article arkadaşlar. Article tag ile sayfanızın hani o göbek kısmını, yani asıl uygulamayı ziyaret eden kişinin aslında menülerle geldiğinde ilgilendiği kısım, datanın kendisini anlatır. Buraya da işte burası ana kısım diyelim. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki yani bunlar yine alt alta görünüyor. Bunları işte daha sonraki derslerimizde yine görüyor olacağız. Bunlar stillerle arkadaşlar daha güzel bir görüntüye getirilir. Ama şu an stiller bizim konumuz değil. Yani şu kısmın konusu değil. Bootstrap'te falan bunlar bizim için oldukça kolay hale gelecektir. İşte mesela burada copyright gibi bir şey koyalım mesela. Bir de şöyle şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. End mi koydum? Etle. Mesela o copyright'ın C işaretini böyle bu şekilde koyabiliyorsunuz. Böyle reserve kelime deniyor bunlara. Bunlar mevcut. Yani HTML5'te böyle şeyler de kullanabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu HTML'de. Bakın copyright. Bu da footer alt kısım anlamına geliyor. Yani benim burada göstermek istediğim tagleri bilin arkadaşlar. Sizi şu an stillerle uğraştırmıyorum. Çünkü henüz stilleri bilmediğinizi varsayıyorum.